36 yaşında, daha önce evlilik yapmadı, İstanbul'da ailesiyle beraber yaşıyor. İran'dan geliyor Gazal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmini bilmiyorum ama... Gazal. Hazal. Gazal. Gazal. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? İran'da mı yaşıyorsunuz? Hayır. İran'da yaşıyorum. Türkiye ablam var. Şimdi... İran'da yaşıyorsunuz. Evet. Yaşınızı öğrenebilir miyim acaba? 30 yaşındayım. 30. Evet. Aileniz burada mı yoksa onlar bilmiyor. Ablam buradadır sadece. Annem babam İran'dadırlar ve bu kadar yani. Programı izliyor muydunuz devamlı? İzliyorum, evet. Beni takip ediyorsunuz herhalde. Sizi çok görmedim yani İran'da mümkün olmadı. Bir kere gördüm ve beğendim. Onun için geldim. Anladım. Ben sizin sorabileceğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Şimdi bir şey aklıma gelmiyor. Belki sonra. Şimdi yok. Evlendiğiniz zaman şöyle bir teklifte bulunur musunuz? Harun, benim orada bir yaşantım, bir hayatım, bir düzenim var. Gel İran'a gidelim mi dersiniz? Yani evlenmekten sonra İran'da yaşamak istiyorum. İran'da yaşamak istiyorsunuz? Yok yok. Burada yaşamak Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz. Evet. Aşk evliliği yapmak istiyorum. Evet. Biraz kişisel özelliklerinizi anlatın. Aşk evliliği istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Ders çalışıyorum şimdi. Ders çalışıyorsunuz? Evet. Çalışmak sevmiyorum. Çalışmıyorum da. Bu kadar. Şu an ders çalışıyorsunuz. Üniversite grafik bölümünde. Evet. Hala eğitiminizi sürdürüyorsunuz. Daha sonra çalışacaksınız. Evet. Ama çalışmayı mı sevmiyorsunuz? Yok, sevmiyorum. Çalışmayı sevmiyorsunuz. Daha önce çalıştım yani İran'da mağazam vardı. Bir süre çalıştım ama bıraktım artık. Sevmiyorum aslında. Dün soruya nasıl cevap vermiştin sen? Ben sizden söz istemiştim ama söz vermemiştiniz sıra. Siz bana. Yani söz alamamıştım daha doğrusu. Söz alamamıştınız. Evet. Yani eşinizin çalışması, çalışmaması. Yani ben eşimin çalışmasını şahsen istemem. Ama tabii ki onun fikrini sorarım. Onun fikirleri benim için çok önemlidir. Yani şahsen çalışmasını istemem. Çocuk bakmasıyla ilgili bir soru vardı. Evet. Açıkçası... eşimden ben başkasının çocuğuna bakmasını istemem. Çünkü yani... Hayır, çocuk bakmasına ki kendi çocuğunuza. Ha, kendi yani çocuğuma... Eşiniz sizden şu talepte bulunuyor. Çalışma hayatını bırak, evde çocuğumuzu büyüt. Tabii ki yani ben kesinlikle eşimin zaten çalışmasını istemem, şahsen istemem. Kendisinin fikrini de alırım da... Yani tabii ki çocuğumuz olunca evde çocukla ilgilenmesini çok isterim tabii ki. Evde çünkü, otursun çocuğuna baksın. Yani bambaşka bir anne sevgisini alması lazım. Hatta ben de mümkün mertebe çokça evde olmaya çalışırım. Koşarım eve. Yani tercihim bu yönde olur tabii ki. Yeşim Hanım. Evet, aslında beyefendi dün söz hakkı alamamış ve konuşamamış ama zihni bilinçaltı konuşuyor ve konuşunca hep diyoruz ya bir şekilde o çağrışımlar karşı taraftan hissediliyor. Ve hanımefendi sanki sizin söylediklerinizi tekrarlarmış gibi çocukları seviyorum, çalışma hayatını sevmiyorum, evde oturmayı seviyorum. Bütün sizin istediğiniz özellikleri bilinçaltınızı hissetmiş ve buraya kadar gelmiş. Bence sizi duyan ve gören biri. Alkışlarla açıyoruz karavanı. Geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gazal, şarkıyı tanıdın mı? Evet. Hayır, tepki vermedin de o yüzden. Biraz şaşırdım.
O mu acaba, o değil mi? Evet. O gibi çalamadınız demek oluyor bu. Evet. Her dilde şarkı söylüyoruz sevgili seyirciler. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız tekrar? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Açıkçası böyle bir görüntü olarak çok hoş, fit bir görüntünüz var. Beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Türkiye'de ablanızla birlikte kalıyordunuz galiba. Evet. Peki İran'a gidiyor musunuz sık sık? Gidiyorum, geliyorum. Çocuğum İran'dadır şimdi. Annem ve babam da İran'da yaşıyor. Çocuğunuz var mı? Var, bir tane çocuğum var. Kızdır, 10 yaşındadır. Anladım. Peki evlendikten sonra İstanbul'da yaşamayı düşünüyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Anlıyorum. Ben ailenizin şeyi var mı diye sormayacağım ama çünkü Esra Hanım buraya birçok kişi, bazı arkadaşlar böyle ailenizin haberi var mı, ailenizin onayı var mı diye soruyorlar. Bu bana birazcık ters geliyor çünkü 18 yaşını geçmiş her insan reşittir, kendi kararlarını verebilir. Dolayısıyla kendi inandığı, sevdiği birisini de gider yani bence. Ailesini de ikna eder gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden öyle bir şey sormak ama istemiyorum. Ama biliyorlar. Sormadım zaten. Yakından tanımak istiyor musunuz? Tabii ki. Alkışlarla oluyor. Canlı odaya. Sıcak geceler gibi al beni kollarına. Bu gece dokunsalar ağlayacağım çocuk gibi. Denizdeki dalgaların ucuna beni sal bu gece. Sorusunu cevaplamak isteyenler var mı? Varsa mikrofonu alsınlar. Nurper abla geliyor alkışlarla. Yasin. Buyurun. Günün sorusunu cevaplamak istiyor musun? Evet, ya da istiyorum. Nasıl bir cevap vereceksin? Ayrılık acısı mı daha çok canını acıtır yoksa ihanet mi? Eğer ben severken bitmişse ayrılık acısı tabii ki daha ağır gelir. Severek ayrıldıysan. Evet, yani ben severken bitmişse ayrılık acısı daha ağır gelir. İhanetinde ders çıkarılması gereken bir olay olduğuna inanıyorum. Evet. Ve ihaneti yakalayan kişinin de çok şanslı olduğuna inanıyorum. Şanslı mı? Tabii ki. Yani. Bir gerçekle yüzleşiyor. Tabii ki, tabii. Yani Selin Hanım'a sormak istiyorum. Yakalamasaydın neler olacaktı? Ne olacaktı acaba? Selin. Zaten bizim ilişkimiz çok ciddi gidiyordu. Ve şu an belki evli olacaktım. Ben de onu demek istiyorum. Dediği de çok doğru Yasin Bey'in. İyi ki de karşılaşmışım öyle bir durumla. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Peki, Erdi'ye tekrar verelim. Ben de onu demek istemiştim. Yani ihanete uğradıysam kendimi de sorgularım bu arada. Neden ihanete uğradım? Benim nerede bir eksiğim tabii vardı ki. Diye. Çok önemli. Ders almak lazım. Bir erkek olarak bunu böyle cevaplaman takdire şayan. Evet. Çünkü erkekler genelde o kusursuzluk halleri var ya. Evet. Hep öyle sanıyorlar kendilerini. İhanette insan neden kendini sorgulasın ki? Yani eğer gerçekten temelde bir takım ilişkide kendinizde bir eksiklik hissetmiyorsanız ciddidir bu problemler. Nedir? İşte ilişkide problem, iletişim kuramıyorsanız, sorumluluklarınızı yerine getiremiyorsanız. Bunlar tamam ama her şeyde kendinizi tam hissediyorsanız neden kendinizi? Bence ihanet tamamen karşı tarafın kendi kendini ispatıyla ve kendi iç dünyasıyla, ruh dünyasıyla, benliğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Dikkat edin, hep ihanete uğrayan kadınlar kendine bakan, kendi ayaklarının üzerinde kendini çok ifade eden ve güzel kadınlardır. Çirkin kadını ihanete uğradığı bilmiyorum ama dikkat edin bu daha çok. Ama bu daha çok. Mesela bir Hülya Avşar ne kadar hoş bir kadın ama Kaya Çiringiroğlu tarafından sürekli ihanete uğratıldı. Yani ben örnekte kimsenin de... Şimdi Hülya'ya nasıl geldi konuya? Hayır ama aklıma... Allah'tan o kadar uzaklarda ki duymaz, şu an tatil yapıyor. Hayır, çok hoş bir kadın. Aklıma örnek verdim sadece de kendi ruh dünyasıyla, kendi karakteriyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Ama şu var, yani bugün de bundan bir ay öncesinde de eski eşiyle hem dostluğunu devam ettiren
eden hem de beni niye aldattın Kaya diye sorabilecek çok sağlam ilişkiler kurmuş. Her şeyi ihanete de bağlamamış. Onunla beraber ne yükselmiş ne de inmiş bir kadın var. Güçlü bir kadın erkeğin, var. Ama erkeğin de ona yaklaşımıyla bu davranış o oluşmuş. Çok büyük bir şans. Bu çok önemli. Genelde de kompleksli erkekler aldatır. Onu da ayrıca bir söyleyeyim mi? Kompleksli erkekler. Kendi karakteri sağlam, düzgün, kendiyle barışık bir erkek hiçbir zaman kendine bu davranışı yakıştırmaz. Ne dolu arzu. Bıdı 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 bıdı. Erdi. Bence ihanet acısı daha zor. Çünkü normal bir şekilde ayrıldığında ilerisi için belki hani barışabilirsiniz. Ama ihanet asla affedilmeyecek bir şey. Affedilmeyecek bir şey. Selçuk. Ben Arzu Hanım'a bir cevap vereceğim. Bir yerde okumuştum. Kadın sadece aşkı bitince aldatır. Erkek her türlü aldatır diye bir yerde okumuştum. Bu benim tezim değil kesinlikle. Bana ben göre de bunu da defa çok dile getirdiğimi düşünüyorum. Kadının ihaneti çok daha ağırdır. Çünkü kadın sevdiği için gider. İşte aşk bittiği zaman o zaman kendimi sorgularım abinin dediği gibi. Ama bana göre aşk daha bir benim için ağır basıyor. İhaneti unuturum her geçen gün ama aşk acısı her geçen gün çoğalıyor. Ayrılık acısı daha fazla koyar diyorsun. Peki. Nurten abla bugün gider mi acaba programdan elektrik alıp? Ne bileyim böyle diyesim geldi. Naci Bey geliyor talibi. Hoş geldiniz Naci Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür sormalı. İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Nereden geliyorsunuz? İstanbul Beylikdüzü. Beylikdüzü'nden geliyorsunuz. Çocuklarınız var mı? İki tane kızım var. İkisi de evli. Allah bağışlasın. Onlar da sizlediler. Onu dur ben sizi izliyorum. Sormalı ben söyleyeyim. Evet. Oturuyorsunuz ve kimseyle diyaloğa girmemeniz, hanım hanımcık oturuyorsunuz dikkatimi çekti. 10 gündür takip ettim. Ondan sonra kızlarımı aradım. Kızlar da 2-3 gün sizi izlediler. Ve onların da onayıyla size talip olmaya geldim. Evet. Nereden emeklisiniz? Ben SSK'dan emekliyim fakat mesleğim 45 senedir bayan kuaförüyüm. Yani sizi makyajınızda, saçınızdan, boyanızdan, kuaförden kurtaracağım yani. Kuaförünüz yanınızda olacak. Ay hem eşin hem kuaförün yanında olacak. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Valla ben sizi İzmirli olduğunuzu, emekli olduğunuzu, kızlarınızı evlendirdiğinizi biliyorum. Evet. Maalesef bir çıkışınızda şeyi yakalayamadım. Kriterlerinizi tam olarak bilmiyorum fakat dediğin gibi. Evet. Eğer bir çay içersek, görüşürsek detaylı konuşuruz. Oldu Esra Hanım. Başka ne sorayım? Soracağım soru. Şimdi ikiniz de 40 yıl aşkın evlilikler yapmışsınız. Evet. Evet. Çok sevdiğiniz kıymetli eşlerinizi kaybetmişsiniz. Evet. Her ikinizin de sizin 3 kızınız var. Beyefendinin 2 tane kızı var. Evet. Siz duygusal olduğunuzu, beyefendi duygusal olduğunu söylemiş. Her ikiniz de hani ailenize, çocuklarınıza bağlı insanlarsınız. Evet. Çok hoş gözüküyorsunuz. Ne bileyim. Değil mi? Gerçekten öyle. Görüntü de öyle ve konuştukları dil de aslında çok uygun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyefendi içeri girer girmez bir defa yüzünün çehresi çok aydınlık, güler yüzdü. Ve size de bunu hissettirecektir. Ve önemli olan gerçekten uyumlu bir çiftle hayatı devam ettirmek bundan sonra. Seçim yapmak lazım. Evet, teşekkür ederim. Başka yorum yapmak isteyen var mı?